Yeşil Sol Parti 2. Bölge İstanbul Milletvekili adayıyım. Son şeyim bu oldu, son sıfatım diyeyim ben. Ama peki hani yaşantımda politik mücadele açısından hani evreler neydi diye şey yaptığımızda, bir kere işçi kenti, madenci kenti olan Zonguldak'ta doğdum 1967 yılında. Ve Zonguldak'ta zaten bir ilçe, Çağcuma ilçesinde, o da bir işçi ilçesi çünkü Seka Kağıt Fabrikası'ndan sonra kurulan bir ilçe. Öyle olunca zaten hani işte okula başlıyoruz, liseye başlıyoruz, 12 Eylül öncesi dönem ve ilçede işçi mücadelesi falan var, öğretmen töpler var falan. 12 Eylül aslında benim ilk olarak politik, ne diyeyim, o şeyi, farkına varmam, politikanın ne olduğu meselesini. Çünkü bir anda bütün öğretmenlerimiz gitti, mahalleden bütün işçiler alındı ve acayip bir asker şeyi, baskısı, komşularımız alınıp götürülüyor falan. O ne oluyor dedirtti bana ve ondan sonra hani şey yapmaya başladık, konuşmaya, öğretmenlerimiz nereye gidiyor falan, cezaevlerine gidiyor mahalleden minibüsler falan. O zaman insan düşünüyor, ne oluyor? Yani en sevdiğin insanlar, bambaşka bir dünya isteyen insanlar yok falan. Peki bu bir bilinçle şey, gitti lise yılları falan. Sonra üniversite dönemi geldi 85 yılında ODTÜ'de. Bölüm tercihim yoktu, ODTÜ'de okumak istiyordum bu politik şey meselesinden. O arada 12 Eylül'ün yavaş yavaş böyle etkilerinin ortadan kalktığı ve dernekleşme döneminin başladığı yıllardı. Orada işte ne bileyim ben, çeşitli boykotlar, şunlar bunlar. Sonra ben öğretmen olarak 90 yılında göreve başlayacağım ama bir panik halindeyim. Çünkü yani öğrenci hareketi ODTÜ'de çok şey geçti, hareketli geçti. Peki ben ne yapacağım öğretmen olarak? Şey imdadıma yetişti, tam işte şeyde eğitlerden eğit sene süreci başlıyordu. Ve ha tamam dedim, ben onları bulabilirim falan. Sonra İstanbul'a atamam çıktı. İstanbul'a geldim. 90'lı yıllar Zonguldak Madenci Yürüyüşü tartışmaları falan, 89 Bahar Eylemlikleri, o sıcak havanın içinde İstanbul'da eğitmenlerle buluştum. Zaten öğretmendim ve sendikal hareketi ile birlikte, işte o dönemi herkes hafızalarında biliyor zaten, yaptım. Ama bu arada ya bir kadın olarak hani ne oluyor? Nasıl bir şey oluyor? Mesela eğitmende şey tartışmaları var. Kadın komisyonumuz olması lazım. Yani kadın hareketi ne kadar yol aldığı da aslında görünüyor. İtirazlar var. Kadın komisyonu hani hareketi, mücadeleyi bölmektir falan diye. Tabii ki kadınlar ısrarcı olduk. Kadın komisyonlarıyla birlikte hani bu erkek egemenliğine sadece toplumda değil, var olduğumuz, bulunduğumuz örgütlerde de erkek egemenliğine, patriarkaya karşı mücadelenin önemi deyip oradan ben feminist hareketle buluşmaya başladım. İşte sosyalist hareket, sendikal hareket, feminist hareket mücadele devam ederken Kürt özgürlük hareketinin mücadelesiyle de ortaklaştığımız birçok yer, zaten sendikalarda ortaktı, ortaklaştığımız durumlar vardı ve bu işte çözüm süreci dönemi, öz yönetimler dönemi, o dönemde işte ablukalar döneminde falan biz işte Barış İçin Kadın girişimiyle bir parçası olmuştuk oranın. İşte Cizre'ye gittik ablukadan sonra Barış İçin Kadın girişimiyle falan. Bu orada otonom yapılar, öz yönetimin önemi konusu. Hani ne bileyim, düşünmeye başladım ben. Zaten 94'te hem burada yani bir mücadelenin, Kürt hareketin mücadelesi yükselmeye başladığı dönemlerde, bir de çok uzak coğrafyada, Meksika'da, Chiapas'ta Zapatistalar ayaklandı. Ve topraklarımıza, bizim topraklarımızdır bunlar deyip kovdular toprak ağalarını. Afet dönemlerinde ve savaş dönemlerinde kadın mücadelesi, feminist hareketin yani örgütlü ve güçlü olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha şahit olduk. Ben kendimi politik kimlik olarak, sosyalist feminist olarak tanımlıyorum ve bağımsız feminist mücadelenin, bağımsız kadın hareketinin önemini farkındayız ve bu hareket aslında tüm siyasal bileşenlere bunun ne kadar önemli olduğunu
gösterdi. Bugün öyle bir iş değil. O yüzden biz şey meclisi böyle bir varılacak bir yer falan değil, sokaktaki mücadelemizin sesinin olabileceği, sokağa oraya taşıyabileceğimiz, oradan da daha geniş bir alana seslenebileceğimiz bir mevzi, bir alan diye görüyoruz. Ve oranın da patriarkal yapılardan arındırılması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla meclisteki feministler, kadınlar olarak aynı zamanda meclisin yapısını da erkek egemenliğinden, patriarkadan arınacak bir mücadele zemini, alanı diye görüyoruz. Ama bunun ötesinde 20 yılda özellikle bizim burada yaşadıklarımız muhafazakar bir yapının adım adım kadınları zaptura altına alması, AKP-MHP iktidarının kadın düşmanı politikaları. Neydi o mesela? Kürtajın yasaklanması girişimi. Hatırlarsanız o dönem yani geçit vermedi kadınlar o mücadeleye. Bunun gibi belli tarihsel eşiklerimiz var ki kadınlar vazgeçmiyor ve mücadele alanında diye. Feminist hareket kadınlar açısından ise tanımladığı bir makbul kadın var. Onun içine sıkıştıran bir kimlik istiyor. O kimliğin dışında olan kadınlar için bütün şiddet de meşrudur, yok etmek de meşrudur gibi bir çizgi izliyor. Nitekim bu dönemin, bu seçimlerin bir önemi de yaptıkları ittifak. Hüdapar'da yaptıkları ittifak aslında onların hani nasıl kadınlar için nasıl bir gelecek istediğini gösteren bir şeydi. Ve biz burada bu durumu geçit vermeyeceğimizi her koşulda söylüyoruz. Ve ikinci bölgenin şöyle bir önemi de var. Bütün toplumsal dinamik, ya homojen değil ikinci bölge. Tüm toplumsal dinamiklerin, işte farklı inançların, farklı inanç gruplarının, inanmayanların, ateistlerin olduğu sınıfsal olarak çok çeşitli bir yapı, kültürel olarak çok çeşitli bir yapı ve burada şey yaparken, seçim faaliyeti yaparken aslında mücadele alanlarının zenginliğini de görerek bu mücadele alanlarının aslında birlikte birbirini güçlendiren bir şekilde olabileceğini göstermek açısından çok mühim bir bölge burası. O açıdan hani mücadelenin dinamiklerinin hep birlikte bu alanda olması ve milletvekili sayısını artırarak buradan çıkmak çok önemli. Yani bunu zaten hemen hemen herkes biliyor. Söylemeye gerek yok. Sistem değişikliği olacak. Artık o tek bütün yargı, yasama, yürütmenin tek kişinin, tek adamın elinde toplanmasının ne kadar vahim sonuçları olduğu görüldü. Dolayısıyla bu sistemin değişmesi lazım. Bu sistemin değişmesi için yasalar ve anayasa değişikliği lazım. Bunun için de parlamentoda milletvekili sayısının çok önemi var. O anlamda da burada şey seçim faaliyeti yapmak önemli. Tek bir oyun ziyan olmaması mümkünse geçen 2018 seçimlerinden çok daha fazla sayıda milletvekiliyle parlamentoya taşınmak bu mücadelenin sokaktaki morali de artıracak, sokaktaki siyasette zaten parlamentodaki çıkacak sonuçları etkileyecektir umudu ile böyle bir adaylık macerasına başladım diyeyim.